Günümüzde hareket bozuklukları tedavisinde ön planda ve yaygın olarak ve başarıyla beyin pili ameliyatlarını kullanıyoruz. Sadece Parkinson değil, el titremelerinde, esansiyel ya da pozisyonel tremor dediğimiz el titremelerinde, distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden rahatsızlıklarda da beyin pili tedavisi önemli ölçüde yarar sağlıyor. Bugün yine günümüzde depresyonda, obsesif kompulsif nöroz gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda, hatta ileride belki iştah kontrolünde veya hafızayı geri çağırma ile ilgili Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkların tedavisinde de eğer yapılan çalışmalar istediğimiz sonuçları verebilirse beyin pili ameliyatını kullanabileceğiz. Şu anda yaptığımız bir Parkinson beyin pili ameliyatı. Uyanık bir hasta. Hastamızın Parkinson hastalığı var uzun yıllardır olan ve buna bağlı hem açık kapalı ilaç dalgalanmaları hem ilaca bağlı yan etkiler yaşıyor. Bu nedenle de hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ameliyat mikro elektrot tekniği dediğimiz bir teknikle uyanık, kafatasına birer küçük delik delerek, hastayla konuşup sohbet ederek yaptığımız bir ameliyat. Buradan ucu 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu beynin içerisinde mikron mikron ilerlettiğimizde hem hastalıktan sorumlu hücreleri hem de etrafındaki hayati oluşumları 80 mikrondan daha az bir hata payıyla bulabiliyoruz. Buradaki bizim hedefimiz beynin içerisinde yaklaşık 2-3 milimetre çapındaki hastalıktan sorumlu hücreleri tek tek bulmak ve oraya doğru yere beyin pili elektrodunu yerleştirmek. Bu elektrotları beynin içerisine yerleştirdikten sonra dışarıdan pili programlayarak beynin içerisine verdiğimiz elektrik akımını ayarlayabiliyoruz. Bunun tıp dilindeki adı nöromodülasyon, yani beynin içerisine elektrik akımı vererek beyin hücrelerinin elektriksel aktivitesini etkilemek. Beyin pilinin en büyük avantajı programlanabilir, kontrol edilebilir, ayarlanılabilir bir tedavi yöntemi olması. Yani beynin içine verdiğimiz elektrik akımının frekansını, dalga boyunu, şiddetini değiştirebilmemiz, o hastaya en iyi gelecek ayarları ameliyat sonrasında yapmamız mümkün. Şimdi bu yayını bitmiş bir televizyon programı. Ses daha yok. İlerleyince füzeleri bulmaya çalışacağız. Buradan mesafe değişiyor. Şu anda beynin içerisinde hastanın sol kolunun dirseğini çektiği anda ona cevap veren hücrenin içerisindeyiz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü hastanın kolundaki bulgularını bu noktada daha fazla iyi edebiliyoruz. Belki birazdan ayağıyla ilgili bir yer bulacağız. Dolayısıyla hangi hücre vücutta hangi eklemin hareketine cevap veriyor, onu dinlemeye ve onu bulmaya çalışıyoruz. Bunları bulmamız çok önemli çünkü şu anda hastanın sol tarafındaki hastalık bulgularını düzeltecek hücrelerin içerisindeyiz. Bu noktaya beyin pili elektrodunu koyduğumuzda ve elektrik akımı verdiğimizde hastanın Parkinson bulgularını sol vücut yanı için düzeltmiş olabileceğiz.